Ne zaman derseniz başlayalım. Bir de tamam olacak. Deprem bölgesi olarak adlandırdığımız 11 şehrimizde de 13 tane YEDAM üzerinden binlerce, on binlerce insanımıza ulaşmış ve onlara bağımlılık noktasında ücretsiz psikoterapi ve psikolojik destek, sosyal hizmet desteği vermiş durumdayız. Ancak depremle beraber sadece bağımlı gençlerimize, çocuklarımıza, insanımıza değil, aynı zamanda psikolojik anlamda zorluk yaşayan insanımıza da ücretsiz psikolojik destek hizmeti de sunduk. Hem telefonla psikolojik destek hizmeti sunduk, psikoeğitim çalışmaları yaptık, hem de Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimiz üzerinden yüz yüze psikoterapi desteği ve sosyal hizmet desteği verdik. Şu ana kadar verdiğimiz psikolojik destek hizmeti 10 binleri geçmiş durumda. 10 binlerce insanımıza psikolojik anlamda yardım ederek bu süreci, bu ağır süreci, bu zor süreci, bu hakikaten taşıması ağır yükü kaldırmaları noktasında psikolojik anlamda güçlenmeleri için yardım ettik, etmeye de devam ediyoruz. Çok büyük acılar, çok büyük zorluklar yaşıyorlar. Bu nedenle de Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak biz diyoruz ki bu yükü kaldırırken biz sizinle beraberiz. Bu acıyı tek başına taşımak zorunda değilsiniz. Beraberce bu acıyı taşıyacağız. Bu zor günlerin üstesinden beraberce geçeceğiz. Onu ifade etmek ve bu bölgedeki psikolojik inşa sürecini başlatmak amacıyla bugün Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkez ekibi olarak buraya geldik. Buradan Maraş'a, Adıyaman'a, Antep'e, Hatay'a geçip o bölgede de Yeşilay şubelerimiz üzerinden, Yeşilay danışmanlık merkezlerimiz üzerinden bölgedeki insanımız için, depremin acısını hala yaşayan insanımız için daha neler yapabiliriz, daha fazla nasıl hizmet sunabiliriz üzerine çalışmalar yapacağız. Bir bağımsızlık seferberliği yürütüyoruz. Yani sadece bağımlılıkla alakalı değil, bağımlılık olmadan önce insanımız kendini koruyabilsin, güçlü olabilsin diye bir bağımsızlık seferberliği yürütüyoruz.